Kentlerimizi geziyoruz. Acıyı yaşayan vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyükşehir belediye başkanlarımızla beraber bu geziyi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Türkiye'deki bütün belediyelerimiz ellerinden gelen bütün katkıyı veriyorlar. Evet, acımız derin. Evet, acımızı, yaralarımızı sarmalıyız. Bunu birlik ve bütünlük içinde yapmalıyız. Ama asıl sorumlu olan, sorunu çözecek olan doğal olarak iktidardır. Alanda gördüğümüz, şu ana kadar ciddi bir koordinasyon eksikliğinin varlığı ve bu koordinasyon eksikliğinin şu ana kadar giderilememiş olması. Olayı çözemedikleri için, olayı çözme konusunda güçlü bir irade ortaya koyamadıkları için yaşanan sorunlar derinleşiyor. Üzülerek ifade edeyim, derinleşiyorum. Derinleşiyor ve gittiğimiz yerlerde insanlar soğukta titriyorlar, çadır istiyorlar. Pek çok ihtiyaç var ve bu ihtiyaçların karşılanmasını istiyorlar. İhtiyaçlar karşılanmadığı süre içerisinde insanlarda bir umutsuzluk çıkıyor ortaya ve bunun bir şekliyle giderilmesi lazım. Şimdi bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Efendim, asrın felaketi. Asrın felaketi demek şu demektir. Asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz diye. Ya Elinoğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Nasıl olur da bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar? Hayır efendim. İktidarı yönetenlerin ciddi bir sorumluluğu vardır ve sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar. Covid oldu, ya 5 maskeyi dağıtamadınız. Şimdi Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya, bu sefer efendim asrın felaketiyle karşı karşıyayız. Yani bir şey yapamıyoruz. Hayır efendim, bizim belediye başkanlarımız eğer kısa süre içinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşmış ve halk da kucaklaşmışsa devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorsun kardeşim ya. Neredesin sen ya? Neredesin? Çekil sarayına otur. Bırak bu millet kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Nitekim Türkiye seferber olmuş vaziyette. Herkes sorununu çözmek istiyor. Her gittiği yerde insanlar engellerle karşılaşıyorlar. Bırakın ya engelleri. Ama şunu da altını özenle çizmek isterim. Bu felaketin bir an önce bitmesi için, insanların sorunlarının çözülmesi için çaba harcayan güvenlik güçlerimize, askerlerimize, AFAD çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, bütün gönüllere yürekten teşekkür ediyorum. Bunlar bütün engellemelere rağmen başarıyla görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Hepinizin huzurunda bunlara yürekten teşekkür etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak da benim görevimdir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim.